Şimdi sorumuzda 5 üzeri x 15 üzeri y'ye eşitmiş. x artıya bölü x eksi y ifadesinin eşit hangisidir demiş. Bir de böyle bir bilgi veriyor. Diyor ki 5 üzeri x eşittir 15 üzeri y diyor. x ile y ile ilgili bilgiyi kuvvette veriyor ama gidiyor. x ile y ile ilgili soru soruyor. E kuvvette onları ben işleme sokmam zor. O zaman ne yapayım? Her iki tarafın logaritmasını alayım. Kaç tabanında alayım arkadaşlar? mesela hangisi daha kullanışlı? 5 tabanında almak daha mantıklı. Logaritma 5 tabanında 5 üzeri x yani tercihiniz 5 ya da 15 olsun. Niye? Çünkü kuvvet aşağı orası hani bir şey kalmasın. Bak şimdi anlayacaksınız. Logaritma 5 tabanında 15 üzeri y dedik. Şimdi bunu ne yaptık? Şuradaki kuvvetleri ön alalım diye. O zaman buradan ne geldi? X çarpı logaritma 5 tabanında 5 geldi ki burası 1'dir. Yani x eşittir. Burada da y öne geldiğinde y tane logaritma 5 tabanında kaç yaptı? 15 yaptı. Burası neymiş? Y çarpı logaritma 5 tabanında 15'miş. E gidiyoruz buradaki ifade yerine yazıyoruz. O zaman y çarpı Logaritma 5 tabanında 15 artı y bölü y çarpı logaritma 5 tabanında 15 eksi y. E üst tarafı ne yapalım? Y parantezini alalım. Y parantezini aldığım zaman ne oldu? Y parantezinde logaritma 5 tabanında 15 artı 1 bölü y parantezinde logaritma 5 tabanında 15 eksi 1 yaptı. O zaman buradaki y'ler birbirini götürür. O zaman üst tarafına gelir? Logaritma 5 tabanında 15 artı logaritma 5 tabanında 5. Bir yerine ne yapalım? Logaritma 5 tabanında 5 yazalım ki oyuna sokalım. Alt tarafta ne olsun? Logaritma 5 tabanında 15 eksi logaritma 5 tabanında 5. Şimdi yukarıda tabanlar eşitken topladığınız zaman içleri çarpıyorsunuz. O zaman ne yapar? Logaritma 5 tabanında 75 yapar. Alt tarafta da çıkarmak demek bölmek demek. Tabanları işte eşitse 5 tabanında 15 bölü 5'ten 3 yapar. Bakın ikisinde tabanı 5 olduğu için ben bunları şimdi sıkıştırıyorum. O zaman ne yapmış oluyor? Logaritma 3 tabanında 75 yapmış oluyor diyebiliriz sorumuzun cevabı için. Şimdi 5 üzeri A eşittir 7 üzeri B'ymiş. Bize göre bu ifadenin karşılığını A ve B türünden eşit işte nedir diye sormuş. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Taban değiştirerek bu ifadeyi 5 tabanına çevirelim. Yani 5 tabanında 175 bölü logaritma 5 tabanında 35 şeklinde. Şimdi 175'in içerisinde 25 var. Logaritma 5 tabanında 25. Yani şurada çarpımları 175 olması için 25 çarpı 7 dedik. O zaman ben bunu ayırdım. Ne oldu? Logaritma 5 tabanında 25 artı logaritma 5 tabanında 7 diye ayırdım. Bölü tamam mı? Şimdi 5 tabanında 35 onu da nasıl yazalım? Logaritma 5 tabanında 5 artı logaritma 5 tabanında 7 şeklinde. Şimdi bu 25 dediğin şey 5'in karesidir. 2 öne gelir. Bu gider. Burası 2 gelir. 2 artı logaritma 5 tabanında 7 bölü. 1 artı logaritma 5 tabanında 7 kaldı bizim ifademiz. Şimdi bizim ne yapmamız lazım? Logaritma 5 tabanında 7'yi bulmamız lazım. O zaman bakın her iki tarafı ne yapalım? 5 tabanında yazalım. İki tarafında logaritmasını alıyorum. Logaritma 5 tabanında 5 üzeri a eşittir logaritma 5 tabanında 7 üzeri b yaptı. Niçin bunları yapıyorum? Şuradaki kuvvetleri aşağı indirelim diye. O zaman A çarpı logaritma 5 tabanında 1 demek eşittir. B'yi buraya aldık. B çarpı logaritma 5 tabanında 7 yaptı. Demek ki A dediğin şey neymiş? B çarpı logaritma 5 tabanında 7'ymiş. Şimdi o zaman logaritma 5 tabanında 7 ne yapar oradan? Bakın şimdi şöyle. A eşittir B çarpı logaritma 5 tabanında 7 ise buradaki B'yi bunun altına alırız. A bölü B'ye eşit olur. Logaritma 5 tabanında 7. O zaman gideriz biz de ne yaparız? Bize verdiği logaritma 5 tabanında 7'li yerleri a bölü b yazarız. 2 artı a bölü b bölü 1 artı a bölü b yapar. O zaman buradan ne yaptı? 2b artı a bölü b bölü b artı a bölü b yaptı. B'ler birbirini götürdü. 2b artı a bölü b artı a'dır. İfadesinin a ve b türünden eşit. Şimdiki sorumuzda dik koordinat düzleminde sabit bir A noktası varmış arkadaşlar. Ve bu A noktasına sırayla x eksenini logaritma 2 tabanında n artı 1'e 0 noktalarında kesen doğrular çizilmiş. Şimdi mesela e, d1 doğrusu n'e 1 verdiğin zaman logaritma 2 tabanında 2 de kesiyormuş x eksenini. D2 doğrusu n'e 2 verdiğin zaman logaritma 2 tabanında 3'te kesiyormuş. O zaman bizim e, 26. doğrumuz d26. O zaman x80'i nerede kesecek? Şöyle bir değer verdiğinizde yani n'e 26 verdiğinizde o zaman logaritma 2 tabanında 27'de kesecek. Yani bu noktanın apsisine geldi. Logaritma 2 tabanında 27 geldi. Bu doğrunun eğimi eksi 2 bölü 3'müş. Şimdi normalde eğim açısı doğrunun x ekseninde pozitif yönde yaptığı açı budur. Bunun tanjantını bulmak yerine bu açının tanjantını bulur eksi istir deriz. Şimdi bu arkadaş burası logaritma 2 tabanında m yaptı. O zaman biz ne yapıyoruz? Logaritma 2 tabanında m'i şuraya yani logaritma 2 tabanında 27'ye bölüyoruz. Şimdi buradan biz eksi 2 bölü 3 değil 2 bölü 3 diyeceğiz. Neden? Çünkü karşı bölü komşusu bu geldi. Ama eğim açısı sağ tarafta kaldığı için yani geniş açı olduğu için eğim onun eksisi gelmiş oldu. O zaman buradan 2 bölü 3 gelecek. Şimdi bunlara dikkatli baktıysanız tabanlar aynı. O zaman taban değiştirme yöntemiyle biz bunu tek tabana indirebiliriz. Yani logaritma 27 tabanında m eşittir. 2 bölü 3'tür deriz. Mesela 27 sayısını nasıl yazalım? Şöyle diyebiliriz aslında. 27 üzeri 2 bölü 3 eşittir n'miş. E, 27 de 3'ün kübüdür. O zaman 3'ün kübünün 2 bölü 3'üncü kuvveti. Kuvvetler bunlar çarpılınca ne yaptı? 3 üzeri 2 eşittir m yaptı. Buradan da m kaç geldi? 9 geldi diyebiliriz. Şimdiki sorumuzda böyle bir eşitlik vermiş. Buna göre x değeri kaçtır diye sormuş. Logaritmanın özelliği neydi arkadaşlar? A üzeri logaritma b tabanı c gördüğünüz zaman Mesela bu arkadaşla bu arkadaşı ne yapabiliyorsunuz? Yer değiştirebiliyorsunuz. C üzeri logaritma B tabanında A yazabiliyorsunuz. Bir de A üzeri logaritma A tabanında B ise bu ikisi aynıysa direkt sonuca B'dir diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradaki bu iki özellikten teker teker kullanalım. Mesela ne yapalım? Şuradaki x ile şuradaki 4'ün yerini değiştirelim. O zaman x üzeri logaritma 2 tabanında 4 yaptı. Artı mesela şu 7 şurası 7 şurası da 7. O zaman burası direkt ne gelecektir? 5x gelecektir. Burası da kaça eşitmiş? 14'e. Şimdi burada da mesela logaritma 2 tabanında 4. Mesela bu 2'nin karesidir. 2 öne geldi. O zaman burası 1 oldu. Burada da 2 kaldı. Yani x kare oldu. x kare artı 5x eksi 14. 14'ü e sola attım. Eşittir 0'dır dedim. Buradan ne yapıyoruz? x artı 7 ve x eksi 2'nin çarpımından oluşmakta. Çarpandan ayırdığımızda x buradan nedir arkadaşlar? Ya eksi 7'dir ya da 2'dir. Mutlaka bir dikkat etmek lazım tanımlara. Bakın x'i nereye yazmış? Logaritmanın içine yazmış. O zaman ne olmaz? Eksi 7 olmaz. O zaman x değerimiz kaçtır arkadaşlar? 2'dir. Böyle bir denklemin çözüm kümesini bulunuz dediğinde şimdi 7 üzeri ln x şimdi ifadeyi önce tanıdık hale getirmeye çalışalım. Burası mesela 7 üzeri 2 bölü 7 üzeri ln x'tir. Bu da kaça eşitmiş? 50'ye eşitmiş. Ne yapalım? İsim verebilirsiniz mesela. 7 üzeri 50 ise gider dersiniz. Kardeşim sen alsın dersiniz. O zaman başlarsınız yazmaya. A artı 7'nin kare sorusu değil mi? O zaman orası ne olacak? 49 bölü A eşittir 50 yaptı. Ne yapalım arkadaşlar? Payda eşitleyelim. A kare artı 49 eşittir 50 A. A'yı bunu bu tarafa atarsak. A kare eksi 50 A Artı 49 ne yapacaktır? Sıfır yapacaktır. Buradan a eksi 49 ve a eksi 1 diye çarpanlarına ayrılır. O zaman iki ihtimalimiz vardır. Ya a 49'dur ya da a kaçtır? 1'dir. O zaman a mesela ne olsun? Denklemi çözüm kümesi. O zaman 7 üzeri ln demiştik değil mi? O zaman 7 üzeri ln 49 olsun ya da 7 üzeri ln ne olsun? 1 olsun. 7 üzeri ln 1 ise o zaman ln ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Ln x sıfırsa e üzeri sıfırdan da x nedir arkadaşlar? 1'dir. Demek ki x'e 1 yazarsanız 7 üzeri 0 oradan da 1 geldi. Tamam okey. Bir de şuna bakalım. 7 üzeri ln x 7'nin kaçıncı kuvveti 9'dur? 2. O zaman ln x ne yaptı? 2 yaptı. Buradan da şu hareketi yaparsak meşhur hareket diyorum ben ona. x ne oldu? e kare oldu. O zaman bizim çözüm kümemiz 1 ve e kareden ibarettir diyebiliriz. Şimdi ilk sorumuzda x üzeri logaritma x eşittir. Ne bu? 1 milyon. 1 milyon ne demek? 3, 4, 5, 6, 0 mı? 10 üzeri 6 çarpı x. Sonucun yine uğurlu sayısı, ikinci uğurlu sayısı denk geldi yani. 10 üzeri 6. 6 tane 0 var burada. Değil mi? Peki bakalım. x üzeri logaritma x eşittir. 10 üzeri 6 çarpı x diye yazdım. Ben size demiştim ki bakın hem tabanda hem de kuvvette x'e var bağlıysa bu fonksiyonun adı belli değildir bu fonksiyonun. Mesela x üzeri a dediğiniz şey kuvvet fonksiyonu. a üzeri x dediğiniz şey üstel fonksiyon. Ama biz x üzeri x'li yani taban ve kuvvet x'e bağlıysa bu fonksiyonun belli bir adı yok. Ne üstel ne logaritmik. Ne üstel ne de şey kuvvet fonksiyonu. Şimdi o zaman biz ne yapıyoruz biliyor musunuz bu durumlarda? Tabanın ve kuvvetin ikisi de x'e bağlıysa her iki tarafın logunu alalım arkadaşlar. Logunu alırken sorudaki logaritma kaç tabanlı ise ona göre alalım. Kimi soruda mesela yukarıda elenik yazsaydı gidecektim her iki tarafı elenini alacaktım. Burada da burası logaritma 10 tabanında olduğu için her iki tarafı log 10 tabanında yazıyoruz. Yani log içerisinde x verir log x yazıyoruz. Eşittir logaritma 10 üzeri 6 çarpı x. Peki bunu niye yapıyoruz? Çünkü şuradaki arkadaş aslında şimdi logaritmanın içinde bir kuvvet ifadesi oldu. O kuvvet öne gelsin diye. Her iki tarafı logaritmasını almamız sebebi o. O zaman ne oldu? Kuvvet katsayı olarak aşağı indi. E bir tane daha logaritma x var. Aa güzel. İki tane logaritma x'in çarpımı. Peki logaritmada çarpmak demek e, toplamak demek. O zaman ben bunu logaritma 10 üzeri 6 artı logaritma x diye yazabilirim. O zaman logaritma 10 üzeri 6 demek bunu buraya aldırırsanız 6'ya tekabül eder. Artı logaritma x. Burası ne yaptı? Log kare x yaptı. O zaman ne oldu? Logaritma x'in karesi eksi logaritma x eksi 6 eşittir 0. Sonra çarpanları ayırıp eksi 3 artı 2 diyebiliriz. O zaman logaritma x eksi 3 ve logaritma x artı 2 eşittir 0'dır. Buradan logaritma x ya 3'tür ya da logaritma x eksi 2'dir. x de buradan nedir? 10 üzeri 3'ten 1000'dir. Ya da x de buradan 10 üzeri eksi 2'den kaçtır arkadaşlar? Ee, 1 bölü 100'dür. Kökler çarpımını sormuş. O zaman 1000 ile 1 bölü 100'ü çarpınca ne gelecektir? 10 gelecektir diyebiliriz. <laughs> x üzeri logaritma 3 tabanında x 81 x küpse bu denklemin çözülmesini de bulunuz demiş hem tabanda hem de kuvvette x varsa arkadaşlar her iki tarafın nesini alıyoruz? Logaritmasını alıyoruz. Şimdi biz ne demiştik? x üzeri a'ya kuvvet fonksiyonu a üzeri x'e üstel fonksiyon x üzeri x'in de bir adı yoktu. Böyle bir fonksiyon tipi yok. O zaman ben ne yapıyorum? Buradaki ifadede her iki tarafı ne yapıyorum? Logaritmasını alıyorum. Sorudaki logaritma kaç tabanda? 3 tabanda mı? Ben de gidiyorum her iki tarafı 3 tabanda yazıyorum. Logaritma 3 tabanında x üzeri logaritma 3 tabanında x eşittir logaritma 3 tabanında 81x küp yapar. Bunun için yapıyorum. Buradaki kuvveti öne alalım diye. Yani bu arkadaşı öne getiriyorum. O zaman logaritma 3 tabanında x çarpı logaritma 3 tabanında x eşittir mesela burayı da nasıl yazalım? Logaritma 3 tabanında 81 çarpmaksa toplama şeklinde yazalım. Logaritma 3 tabanında x küp. Şimdi Şuradaki 3'ü öne katsayı alalım. 3 tane logaritma 3 tabanında x yaptı. Burada logaritma 3 tabanında 81 de burası aslında 3 üzeri 4'tür. Buradan ne geldi? 4 geldi. O zaman burası da nedir? Logaritma 3 tabanında x'in karesidir. Şimdi isterseniz değişken değiştirelim. Diyelim ki logaritma 3 tabanında x'e a diyelim. O zaman a kare eşittir. 4 artı 3a. Hepsini sol tarafa atalım. a kare eksi 3a eksi 4 eşittir 0. Buradan a ya 4'tür ya da eksi 1'dir. Peki a ne? Logaritma 3 tabanında x. Kaça eşit? 4'e. O zaman x ne geldi? 3 üzeri 4'ten 81 geldi. Bir de logaritma 3 tabanında x eşittir. Eksi 1 ise o zaman 3 üzeri eksi 1'den de x ne gelecektir? 1 bölü 3 gelecektir. O zaman bizim çözümümüz ne yaptı? 1 bölü 3 ve 81 yaptı diyebiliriz. Şimdiki sorumuzda logaritma 7, 7x tabanında 6x logaritma 6 tabanında 7 eşitmiş. Buna göre x nedir demiş. Güzel ve ters bir soru. Sert de bir soru arkadaşlar. Şimdi mesela şimdi şöyle bir şey yapsam. Buraya a desem. O zaman 7x üzeri a eşittir 6x'tir diyebilirim. Ne yaptım? 7x'in üzerine a yazdığımda Neye eşit olmuş oldu? 6x'e eşit olmuş oldu. O zaman ben sol tarafı dağıtırsam yani 7 üzeri a çarpı x üzeri a dediğiniz ifade 6 çarpı x eşitmiş. Daha sonra ikinci logaritmayı da kullanacak olursam mesela ne diyebilirim? 6 üzeri a eşittir 7 diyebilirim. O zaman bana verdiği ifade de 7 gördüğüm yere 6 üzeri a yazıyorum. O zaman 6 üzeri a üzeri a çarpı x üzeri a eşittir 6 çarpı x yaptı. Şimdi ne yapalım? Burası 6a karedir. Şimdi bu 6 öbür tarafa bölüm diye geçer. Aynı şekilde x üzeri a da öbür tarafa bölüm olarak geçti. Bu şekilde oldu. Daha sonra burası düzenlenirse 6 üzeri a kare eksi 1 eşittir x üzeri 1 eksi a yaptı. Şimdi bunu buraya aldım. O zaman 6 üzeri a kare eksi 1 ve 1 eksi a kare eksi 1 2 kare farkı. O zaman ne yapalım? a artı 1 üzeri a eksi 1 diye yazalım. Kuvvetin kuvveti olunca çarpma oluyor. A eksi 1 oluyor. Sağ tarafı da 1 bölü x üzeri a eksi 1 diyelim. Nasıl öyle bir şey yaptık? Çünkü hani yukarıda x de a eksi 1 olsun diye bu 1 yı eksi a'yı eksi parantezine alıp eksi x'e yansıttım. O zaman 1 bölü x oldu. E kuvvetler eşitse tabanlar da eşittir. 6 üzeri a artı 1 neye eşit oldu? 1 bölü x eşit oldu. Peki ben 6 üzeri a'nın 7 olduğunu biliyor muyum? 6 çarpı 6 üzeri a eşittir. 1 bölü x'e ki burası da 7'dir. O zaman 42 eşittir. 1 bölü x'ten. x dediğiniz şey geldi arkadaşlar? 1 bölü 2, 42 geldi diyebiliriz bu sorunun çözümü için. x kare eşittir. Logaritma x artı 3 denkleminin kaç farklı gerçek kökü vardır demiş. Şimdi burada köklerin kaç olduklarını sormuyor. Bakın ben size net bir şey söyleyeyim. Mesela şöyle bir fonksiyon verdi size. fx fonksiyonu. Bir de şöyle bir fonksiyon verdi. gx fonksiyonu. Şimdi siz böyle bir durumda f(x) e g(x) birbirine eşitlerseniz, buradaki denklemin reel kök sayısı ile buradaki iki fonksiyonun kesişim sayısı aynıdır arkadaşlar. Yani sağ taraftaki ifadenin reel kökleri, sol taraftaki ifadenin kesiştiği noktaları verir. Yani şurası x1 şurası x2 yani o zaman ben diyorum ki bu denklemin iki tane reel kökü varmış onlar da x1 ile x2 imiş. Aynı mantıktır aynı kapıya çıkar. Bazen denklem çözebilirsiniz grafik çizemezsiniz bazen grafik çizersiniz denklem çözemezsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi bakın x kare eşittir logaritma x artı 3. 3'ü bu tarafa attığımda burası ne yaptı? x kare eksi 3 oldu. Burası da ne yaptı? Logaritma x yaptı. Şimdi aynı mantıkla düşünsek. Sol tarafta x kare eksi 3 grafiği var. Ben şimdi bu koordinat düzemi çizdim. x kare eksi 3 demek kolları 3 birim aşağıda olan 3 birim aşağı ötelenmiş bu çirkin parabol var. Çok kötü çizdim. Şunu bir daha çizeyim. Şöyle yapayım. Burası kaç? Eksi 3. Peki logaritma x'in grafiği nasıl arkadaşlar? O da şuradan başlıyor. Şöyle gidiyor. Ve kaç noktada kesişiyorlar? 2 noktada kesişiyorlar değil mi? O zaman bu denklemin kaç tane reel kökü vardır? 2 tane reel kökü vardır diyebiliriz. Peki hocam nereden biliyorsun şuradan içeriden geçtiğini? Şöyle bir hesap yaparsanız x kare eksi 3'ü sıfır yaparsanız bunun kökleri nedir arkadaşlar? Eksi artı kök 3'tür. O zaman burası kök 3 burası eksi kök 3. Sizin logaritmanız x ekseni kaçta kesiyor? y'ye sıfır verirseniz yani neredeydi bizim logaritmamız? Logaritma x eşittir y olsun. y ye sıfırsa o zaman x'i kaçtır? 1 midir? O zaman burası 1'dir. Gördüğünüz gibi iç bölgesinden geçiyor. Demek ki bizim iki tane gerçel kökümüz vardır diyebiliriz. Şimdiki sorumuzda logaritmalar için çarpılmış ve bölünmüş. Buna göre demiş böyle bir eşitlikler verilmiş. Buna göre x'ye sıralı ikillerini bulunuz demiş. Şimdi çarpmak demek Toplamak demek o zaman biz onu logaritma x küp artı logaritma y kare eşittir 8 diye yazabiliriz. Alttakini de keza aynısı. Bölmek demek çıkarmak demek logaritma x küp eksi logaritma y kare eşittir kaç yaptı? 4 yaptı. O zaman toplarsanız logaritma x küp buradan kaç yapacak? Bunlar birbirini götürdü. Şunlar birbirini götürdü. 8, 4 daha 12. Burası 6 geldi. Doğru mu? Aynen. O zaman burada 3'ü başa alırsak 3 tane logaritma x eşittir 6 logaritma x eşittir 2. Burada hiçbir şey yazmıyorsa 10 yazıyordur. 10 üzeri 2'den x ne yaptı arkadaşlar? 100 yaptı. Şimdi x'i bulduk. Şimdi sıra diğerinde o zaman burası kaç yaptı? 6. O zaman burası kaç yapacaktır? 2 yapacaktır. O zaman logaritma y kare ifadesi kaçmış? 2'ymiş. Şimdi 2'yi buraya aldık 2 tane logaritma y oldu 2 oldu zor orada ufak bir problem çıktı gibi. Çünkü hani e, y'nin işaretini söylememiş mesela y sıfırdan büyük olacak dememiş. O zaman benim bunu şurasını mutlakta yazmam gerekir. Çünkü y eksi bir sayının karesi de içeride pozitiflik yaratıyor değil mi sıkıntı yaratmıyor çünkü kare almış. Ama biz direkt lapır diye bunun iki yönünü alırsak içeride eksik kalır o problem olur. O zaman buradan logaritma mutlak değer y kaç yapsın? 1 yapsın. Şuradan mutlak değer y o zaman 10 sa y buradan 2 ihtimaldir. Eksi 10 da olsa olur 10 da olsa olur. O zaman sıralık ilerimiz neymiş? 100'e 10'muş. Vay kurnazca. Ve 100'e neymiş arkadaşlar? Eksi 10'muş diyebiliriz çözümümüz için. A ve birer pozitif sayı olmak üzere böyle bir eşitlik verilmiş. Buna göre A, B derler için A'nın ve A'nın B, B türünden bulunuz demiş. Şimdi bak çok dikkatli dinlemeyin. Çok güzel bir soru. Şimdi ben bu soru tarzını şöyle yapıyorum. Şimdi bu şekilde birden fazla karışık logaritma verirse gidiyorum dışarıya bir tane K atıyorum. Yani logaritma üzerinden değil de üstel fonksiyon üzerinden soru çözeceğim. Şimdi diyorum ki logaritma o zaman şu hareketi yapabilirim. Yani o zaman ne olur arkadaşlar? A eşittir. 3 üzeri K olur. Keza burada da aynı şekilde bu hareketi yaparsam B dediğim şeyine geldi? 4 üzeri K geldi. Peki aynı hareketi bir daha yapıyorum. O zaman buradan da ne geldi arkadaşlar? A artı B ifadesi 12 üzeri K geldi. Şimdi buradan yorum yapalım. Nasıl yorum yapabiliriz? Bak mesela şöyle bir yorum yapabiliriz. Şu ikisini çarptığımız zaman ne gelecek? A çarpı B gelecek. O da 12 üzeri K'dır. O zaman bakın ikisi de aynıysa A artı B ne eşit oldu? A çarpı B eşit oldu. A'nın B türünden eşit demek A'lı ifadeleri yalnız bırak demek. Mesela ne yapalım? Bunu bu tarafa atalım, bunu bu tarafa atalım. A eksi A B eşittir, eksi 1 B yaptı. Burayı da A parantezine alırsak 1 eksi B eşittir, eksi B. Her iki tarafı 1 eksi B'ye bölersek, eksi B bölü 1 eksi B yapar ya da eksiyle çarparsak B bölü B eksi 1'dir. A'nın B türünden eşittir. Yani doğru cevabımız B bölü B eksi 1'miş. Denklemini sağlayan x değerleri çarpımı nedir demiş. Şimdi bakın burada elen kare x var. Aslında sı şey değil. Elenin içerisinde x kare yok. Yani e üzeri elen kare x demek. Şunu böyle yazabilirim ben galiba. E üzeri elen x üzeri elen x. Çünkü kuvvetin kuvveti olunca kuvvetler ne yapılıyor? Çarpılıyor. Dikkatli bakın. Ne oldu? E, şurası Şurada da e var değil mi? O zaman şu ikisi aynıysa burası ne geldi? E geldi. Ha pardon burası ne geldi? X geldi. O zaman x üzeri ln x'e eşit olmuş oldu. Şurası. O zaman iki tane x üzeri ln x eksi x üzeri ln x eşittir. E üzeri 4 geldi. O zaman x üzeri ln x'e ne diyelim arkadaşlar? E üzeri 4 diyelim. Şimdi hem tabanda hem de kuvvette x varsa ben ne diyordum? Her iki tarafın elenini alın diyordum. Yani logaritmasını alın ama buradaki taban ne olduğu için? E olduğu için her iki tarafın elenini almış olduk. O zaman ln içerisinde x üzeri ln x var. Bu da ne eşittir? ln e üzeri 4. Peki bu 4'ü öne alırsak 4 yaptı. ln ne yaptı? 1 yaptı. Bu gitti. Bu ln x'i öne alırsak ln x çarpı ln x yapar. O zaman ln x çarpı ln x ln x'in karesidir. O zaman ln x dediğiniz şey ya 2'dir ya da eksi 2'dir. O zaman buradan sonuca gitmek istesek x ne gelecektir? Bir e kare gelecektir. Bir de ne gelecektir? e üzeri eksi 2 gelecektir. O zaman e üzeri 2 ile e üzeri eksi 2'nin çarpımları nedir arkadaşlar? 1'dir diyebiliriz. Şimdi a b'den farklı olmak üzere bize böyle bir eşitlik vermiş. Buna göre demiş a çarpı b kaçtır demiş. Bakın bu tip sorularda ben hemen dışarı bir tane k atma taraftarıyım. Hani en azından ben bunu üstel fonksiyonu çevirebilirim. O zaman a üzeri k neye eşit oldu? Bakın a üzeri k olmuş oldu. Bu da nedir arkadaşlar? 8b'dir. Aynısını burada da yapalım. B üzeri K diyelim. Burası da B üzeri K gelsin. Bu da ne eşittir? 8A'dır. Peki dikkatli baktığınız zaman her iki tarafı çarparsanız. Doğru mu? Yok. Her iki tarafı çarpmayalım da bölelim mesela. Şunları oranlayalım. Oranladığımız zaman o zaman şuradaki 8'ler gidecek. Sol tarafta A bölü B üzeri K var. Sağ tarafta da B bölü A var. O zaman K buradan ne geldi? Eksi 1 geldi. Çünkü A bölü B'nin takla atıyor. V bölü A yapıyor. O zaman K eksi 1'miş. Demek ki burası eksi 1'miş. Peki o zaman tekrar başa dönelim. Logaritma A tabanında 8B eşittir. Eksi 1 ise o zaman ne yapar? A üzeri eksi 1 eşittir. 8B. Yani 1 bölü A eşittir 8B. Buradan A 8AB 1 ise A çarpı B'de kaç geldi? 1 bölü 8 geldi diyebiliriz çözümümüz için. Şimdiki sorumuzda K pozitif bir gerçel sayı olmak üzere bu şekilde birine vermiş eşitlik vermiş x1 x2'den büyük ve x1 ile x2 arasındaki fark 5'miş. Buna göre k nedir diye sormuş. Şimdi k üzeri x'e isim verebilirsiniz. Mesela ne dersiniz? k üzeri x bizim için a olsun. O zaman a artı 10 bölü a eksi 7 eşittir 0 yapar. Denkleme dönüştürmeye çalışıyorum. Sonra payda eşitliyorum. a kare artı 10 eksi 7 a eşittir 0 yaptı. O zaman a kare eksi 7 a artı 10 eşittir 0'dır. Burası çarpanlarına ayrılabilir. A eksi 5 ile A eksi 2 şeklinde. O zaman A dediğiniz şey buradan ya 5'tir ya da 2'dir. 2 ihtimalimiz var değil mi? A dediğim şey neydi? K üzeri x'ti. O zaman K üzeri x eşittir 5 ve K üzeri x ne geldi? 2 geldi. Buradan x'leri yalnız bırakalım. Yani her tarafın nesini alalım? Logaritmasını alalım. O zaman logaritma k tabanında 5 eşittir x geldi. Burası da logaritma k tabanında 2 eşittir. Diğer x geldi. Bakın x1 x2'den büyük olmak üzere. Hangisi daha büyük? Taban. Mesela k'nın kaçıncı kuvveti 5'tir? k'nın kaçıncı kuvveti 2'dir dediğinizde o zaman bu arkadaş daha büyüktür. O zaman biz buraya x1 yazalım. Buraya x2 yazalım. Bize diyor ki logaritma k tabanında 5 eksi logaritma k tabanında 2 5'miş. Yani logaritma k tabanında 5 bölü 2 eşittir 5'tir diyor. Demek ki k üzeri 5 eşittir 5 bölü 2'den tek tarafın 5. derecen kökünü alırsanız k dediğiniz şey ne yapar? 5. derecen kök 5 bölü 2 yapar diyebiliriz.